Merhaba arkadaşlar. Yaş meyve sebze alım satımı yapan bir firma için yazdığım bir programı nihayet bitirdim. Hemen sizlere de tanıtımını yapmak istiyorum. Bu aralar dersleri de aksattığım farkındayım. Özellikle bu programı yetiştirmem gerekiyordu arkadaşlar. Bu nedenle biraz dersler gecikti. İnşallah bundan sonra her cumartesi gecesi sizler için bir ders yapacağım. Daha detaylı, daha derinlemesine konulara değineceğiz. Sabırla sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha önce de anlatmıştım neden böyle bir tanıtım yapıyorum. Hem vebayı takip edenler neler yapılabildiğini görsünler istiyorum. Ayrıca yaş meyve sebze alım satım işi yapan birileri bu videoya rast gelirse ve izlerse, beğenirse tabii satın almak için iletişime geçsin diye tanıtım yapıyorum arkadaşlar. Öncelikle burada müstahsil menümüz var. Müstahsil yaş meyve sebze üreten kişileri temsil ediyor. Burada bir de müşteri var. Bizden halde gelip bizden malzeme ürün alan kişilere de müşteri diyoruz. Aynı şekilde stoklar var. Fişlerimiz var. Alış satış fişlerimiz var. Bir de kasamız var arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar yine kullanışlı ve pratik olsun diye çok özen gösterdim. Hemen burada müstahsil listesine baktığım zaman burada örnek olsun diye 3 tane müstahsil tanıttım, üretici tanıttım. Kimisinin borcu var gördüğünüz şey, bakiyesi var gördüğünüz gibi. Mesela alacağı sıfırdan büyük olanlar dediğim zaman şu iki kişiyi, alacağı sıfır olanlar da bir kişi gösteriyoruz. Burada tümü dediğim zaman tümünü listeliyor. Herhangi bir müstahsili çift tıklayıp bilgilerini güncelleyebiliyorsunuz. Aramak için arayabiliyorsunuz vesaire. Bunlar burada mevcut. Aynı şekilde müstahsille mal alıp ve ürün aldığınız müstahsilden yani üreticiden ona ödeme yapmanız gerektiği zaman burada finansal işlemler menüsüne geliyorsunuz. Hangi müstahsilinizi seçerseniz tabii eğer çok sayıda müstahsil varsa ismini yazarak örneğin Vedat Yıldız'ı seçtiğiniz zaman onunla ilgili yaptığınız tüm işlemleri buradan görebiliyorsunuz. Burada eski alacağı var bir de mal alınmış kendisinden. Örneğin şu anda 7.676 TL bir bakiyesi var. Nakit ödeme yapalım. 2.676 TL nakit diyelim ve kaydete basıyorum. Hemen gördüğünüz gibi Vedat Yıldız'ın 5.000 TL'lik bir bakiyesi kaldığını görüyoruz arkadaşlar burada. Şu aşağıdaki 1'den 12'ye kadar olan sayılarda ise ayları temsil ediyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan hangi aylarda işlem varsa mesela 10. ayda bu işlemler yapılmış, 11. ayda herhangi bir işlem yok gördüğünüz gibi. Şimdi Vedat Yıldız'dan bir ürün alalım hemen. Buradan geliyoruz alış fişine. Kimden alıyoruz? Vedat Yıldız'dan 5.000 lira bakiyesi var gördüğünüz gibi. Aşağıda da bir de mal alırken ki gelen aracın plakasını yazıyoruz. Yazıyoruz herhangi bir şey. Plaka. Aşağıdan da stok seç var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Domates, biber, patlıcan var. Örneğin elma tanıtalım. Elma bu meyve mi sebze mi meyve kaydettim. Şu anda stokta elma ile ilgili hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Elmayı seçiyorum. Kaç adet alalım? Burada kasa olarak adetten bahsediyoruz. 100 adet yani 100 kasa kaç kilo? 2.200 kilogram. Tuttu. Darası 200 kilogram. Yani kamyon geldi, örneğin araç geldi 2.200 kilo. Boşu da 2.200 yani o malzemelerin darası yani onların içine bulunan kasaların ağırlığı herhalde. Kaç kilo? Fiyatına kadar 2 TL'den elma aldık. Peki peşin mi ödeme yaptık yoksa veresiye mi aldık? Örneğin peşin ödemesini yaptık. 100 lira da işçilik diyelim ya da 40 lira işçilik diyelim. 3.400 lira. 5.000 lira da eski borcu vardı galiba alacağı. Kaydete basıyorum ve fişi kaydettim gördüğünüz gibi. Şimdi burada müstahsil listesine geldiğim zaman burada Vedat Yıldız'ın 5.000 TL bakiyesi olduğunu görüyorum. İsterseniz hesap ekstresine gelelim. Buradan Vedat Yıldız'ın hesap ekstresini yazdır diyorum. Hemen masa üstüne ekstre diyelim. Ve Vedat ekstreyi yazdırdık. Şimdi masa üstüne bakalım. Ekstresi nasıl çıktı bakalım. Şuradan gördüğünüz gibi hesap ekstresi Vedat Yıldız adresi bu şekilde girmişiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güncel bakiyesi 5.000 TL.
Hangi tarihte ne yapılmış burada görebiliyoruz. Şimdi Vedat Yıldız'a ödeme yapalım. Yine finansal işlemlere gelip Vedat Yıldız'ı seçiyorum. Nakit ödeme diyelim. 2000 TL nakit ödeme. Alacağı 3000 TL düştü. Mesela şu nakit ödemeyi yanlış yaptım. Sil diyorum. Tekrar 5000 TL alacağı var gördüğünüz gibi. Yine nakit ödeme 2000 TL diyelim. Elden diyelim. Ve kaydettik. Buradan müstahsil ekleme, müstahsil listesini görebiliyoruz. Herkes toplu bakiyelerini, finansal işlemleri buradan yapıyoruz. Örneğin kendisine 3000 TL'lik bir çek verdik mesela. Çek verelim. 3000 bir şey yazıyoruz buraya. Kaydetti dedim. Gördüğünüz gibi Vedat Yıldız'ın alacağı bitti. Yine ekstresinden Vedat Yıldız'ın ekstresi detaylarını buradan görebiliyoruz. İstersek tekrar yazdır deyip yazdırabiliriz. Aynı şekilde yine az önceki dosyayı seçelim. Üzerine yazsın. Yazıcı olsa direkt yazıcıdan çıkardı tabii. Yazıcı olmadığı için diğer dosyasına kaydediyoruz. Tekrar ekstresine bakalım. Gördüğünüz gibi bakiye 0 ve nakit ödeme 2000, çek verildi 3000. Toplam şu anda bakiyesi yok gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim müşterilerimize. Yine aynı şekilde müşterilerimizin de burada borcu 0'dan büyük olanlar, borcu 0 olanları buradan bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Yine müşteriden tahsilat yapmak istediğim zaman buraya geliyoruz. Örneğin şu arada 23.916 TL'lik bir müşterimizin borcu var. Şurada işlem tarihini ayın 18'i yapalım. 18'inde ödeme yapsın yani. Nakit tahsilat ve 3.916 lira. 3.916 lira elde dedik. Gördüğünüz gibi 20.000 TL bakiyesi kaldı. Yine bu işlemi silmek istersek tekrar 23.916 TL olduğunu görüyorsunuz. Yine nakit tahsilat diyelim. 3.916 TL yazdık. Kaydete bastık. Şimdi bu müşterimizin de ekstresi. Müşteri dedi ki ya ben size neler yaptım, neler bana ekstremi çıkarın. Müşterimizin adı neydi? Tabii burada tüm menüleri ESC tuşuyla kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Müşterimiz Turgut. Hesap ekstresine Turgut yazmışız. Hemen yazdıra basıyorum. Hesap ekstresi yazdırılsın mı? Evet. Buraya Turgut diyelim. Kaydete bastım. Yine masa üstüne bakıyorum. Turgut Bey'in ekstresini şöyle görebiliyoruz arkadaşlar. Yine açılış işlemi, satış fişi, nakit tahsilat çek alındı, EFT alındı, çek alındı, nakit tahsilat, satış fişi, nakit tahsilat, toplam güncel bakiyesi 20.000 TL. Turgut Bey'in durumu bu. Şimdi gelelim mal almaya arkadaşlar. Şey, mal satalım şimdi. Kime satalım buradan? İsmet Ulukhan'a ürün satalım. Buradan satış fişi direkt tıklayıp açabilirsiniz satış fişinizi veya satış fişlerine gelip şu aşağıdaki artıya basarak satış fişini açıyoruz. Burada müşteriyi seçiyoruz. İsmet Ulukhan. Biz hangi araçla ürün verdik? Plakasını yazdık. Gördüğünüz gibi aşağıda güncel bakiyesi 0. Şu anda bakiyesi yok. Örneğin biz buradan ürün vermiş olsak bakiyesinin 20.000 TL olduğunu görüyorsunuz. İsmet Bey'e ürün satıyoruz. Ne satıyoruz arkadaşlar? Şu elmayı satalım. Elma diyoruz. Ambalajını buradan seçebiliyoruz. Burada liste var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ufak sele diyelim. Fiyatı 2 TL'den 110 adet. Hemen stokta 110 adet elma bulunmamaktadır. Adet miktarını kontrol ediniz. Tabii ki şurada görüyorsunuz 100 adet var. Dolayısıyla da 100'den fazla satamayız. Örneğin 100 adet satalım. Kaç kilogram? 2100 kilo. 2000 kilo diyelim. Ya da 2100 kilogram diyelim. 100 kilogram darası net 2000. Elimizdeki tüm elmaları veriyoruz. Kilosu 3.42 liradan verdik. Gördüğünüz gibi aşağıda ambalaj olarak ufak seleyi görüyorsunuz. 200 TL rehin tutacağız bundan. Peşin diyorum ve kaydete basıyorum. Ya da peşin değil de veresiye verelim bu sefer. Haydi dedim. Sattım. Şimdi burada cari listesine, müşteri listesine baktığım zaman İsmet Ulukhan'ın 7304 TL
bakiyesi olduğunu, borçlu olduğunu görüyorum. Stoğa baktığımız zaman ise stok listesine arkadaşlar elmadan 100 tane girmiş, 100 adet çıkmış, elimizde 0, 2000 kilo alınmış, 2000 kilo satılmış ve 0. Yine burada stok günlük analizine geldiğim zaman, örneğin günün sonunda listele dediğim zaman elimde toplam alış satış tutarlarını ve kaç adet geldiğini bugün itibariyle buradan görebiliyoruz. Aynı şekilde şu düğmeye önceki duruma bastığımız zaman da geriye doğru son 7 günün de yine alış satış toplamlarını buradan görebilirsiniz ki şu anki gidişat nasıldır? Yani günlük olarak bir önceki haftaya göre durum nedir görmek açısından bunu listeleyebiliyoruz. Yine yazdır düğmesine basarak bugünün fiş raporunu yazdırabiliriz. Ve stok diyorum. Stok durumu. Ve masa üstüne baktığım zaman arkadaşlar bugünün işte stok buradan stok alış satış detaylarını bu şekilde görebiliyoruz. Özellikle önemli olan şuradaki analiz. Mesela ayın 18'i diyelim. Ayın 18'inde neler var? Hiçbir şey yok. Ama ayın 17'sinde neler alınmış? Buradan görebiliyoruz. Şimdi müşterimize baktığımız zaman İsmet Bey'in 7304 lira bakiyesi olduğunu görüyoruz. Hemen ödeme yapalım. Tahsilat yapalım pardon. İsmet Ulukhan'ı seçip buradan isterseniz EFT alabiliriz, çek alabiliriz, nakit tahsilat yapabiliriz. 7000 TL nakit diyorum. Ve gördüğünüz gibi 304 TL bir bakiyesi kaldı. Şimdi kasa hareketlerine baktığımız zaman kasaya az önceki İsmet Ulukhan'ın 7000 TL nakit girişi olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada tabii yine aynı şekilde Ocak, Şubat, Mart hangi ayda ne işlem yapılmış burada aylık olarak da görebiliyoruz. Ekstradan mesela bir elektrik parası ödeyeceksiniz iş yerinizin. Elektrik ödemesi diyelim. Ne kadar? 350 TL çıkış yapılacak. Ekim ayı elektrik faturası. Hemen dikkat ederseniz kasadan 350 TL bir çıkış yapıldı arkadaşlar. Yine günlük kasa analizine bastığınız zaman da ayın 17'sinde ne işlem yapıldığını buradan görebiliyoruz. İsterseniz şöyle başka bir şey yapayım. Kasa hareketlerinde bir internet su faturası ödeyelim. Ödemesi. Tabii tarih ayın 17'si olmasın. Ayın 20'si olsun. 200 TL yine çıkış diyelim. Su Ekim su diyelim. Ve bunu da kaydettim. Şimdi burada kasa günlük analizine gelip ayın 20'si yaptık sanırım. Ayın 20'sinde sadece burada su ödemesi yapıldığını görebiliyorsunuz. Ayın 17'sinde bu şekilde yine yazdır diyerek buradan yazdırabiliriz arkadaşlar. Burada kasa raporu. Kasa diyelim. Masa üstüne baktığım zaman da burada kasadaki giren çıkan işlemleri detaylı buradan görebiliyorsunuz. Kasa analizine geldiğim zaman da az önceki analiz günlük kasa analiziydi. Aylık analiz yapabiliriz. Örneğin Ekim ayında ne yapılmış? Ekim ayının tüm dökümünü buradan görebilirsiniz. Eylül'de hiçbir işlem yapılmamış. Şimdi az önceki fişte mesela az önce biz İsmet Bey'e şöyle bir 71 nolu fişte satış yapmıştık. Satışı çift tıkladığımız zaman burada ufak sele diye bir rehinimiz var 200 TL. Hemen şuradan rehinlere bastığımız zaman 71 TL ufak sele 200 TL bir rehin var. Adam malzememizi getirdiği zaman kendisine ödeme yapacağız. Buradan seçiyorum ve aşağıda rehin ödemesi yap diyorum. Rehin ödemesi yap diyorum. Rehin öde diyorum. Evet'e bastım ve rehin ödendi. Hemen kasa hareketine baktığınız zaman şurada kasadan 200 TL'lik bir rehin ödemesi olduğunu görüyorsunuz. Kasadan para çıkışı yapıldı. Yine şurada rehinlere baktığımız zaman 71 nolu rehin yok. Şu anda 56 nolu fişle 2 tane rehin var arkadaşlar. 1000 TL'lik ve 50 TL'lik 2 tane rehin var. 500 adet ve 50 adet olarak. Bunları da ödeyelim. 56 nolu fişe gideceğiz.
şu 56 nolu fişi çift tıklıyorum. Ya da az önceki 71'i çift tıkladığım zaman, pardon, rehin olarak çift tıkladığım zaman 71 nolu fişin rehin ödemesi yapılmıştır. 56'yı seçip rehin ödemesi yap diyorum. Ödeme yap diyorum. Evet diyorum. Ve şimdi kasa hareketine baktığım zaman kasada gördüğünüz gibi 1050 TL'lik rehin ödemesi yapıldığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Yine rehinlere baktığım zaman o rehinde yok. 33 nolu fişte bir rehin var. 28 nolu satış fişinde rehin var. 28 nolu satış fişine geliyorum. Rehin ödemesi yap diyorum. Ve onu da ödemiş oldum gördüğünüz gibi. Şimdi az önceki 56'yı ödemiştik. 1050 TL. Bunun ödeme yaptığınız zaman ödendiğini, 28'i ödedik. Buradan da yine görebiliyoruz. Yani hangi fişte rehin var buradan fiş numarasından görebiliyoruz. Şu anda sadece 33. Burada ödeme yap ödenenleri görebiliyorsunuz. Ödenmeyenleri buradan görebiliyorsunuz. Tümü deyince tümünü görebilirsiniz arkadaşlar. 33 nolu satış fişindeki rehin var 70 TL'lik. Buradan 33 nolu fişe geliyorum. Çift tıklarsanız detayını görüp yazdırmak içindir arkadaşlar. 33'ü seçip rehin ödemesi yap diyorum. Ve ödemesini yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi satış fişlerini yazıcıdan çıkarmak için ne yapacağız? Mesela şu 71 nolu fişi yazdıralım. Buradan yaz fişi çift tıklıyorum. Yazdır diyorum. Evet diyorum. S diye isim verelim. Fiş yazdırıldı arkadaşlar. Şimdi masa üstünde S isimli dosyayı açtığımız zaman burada satış fişini görüyoruz. Elma 100 adet 2100 kilo, 100 kilo darası 200, 2000 kilogram safi. Fiyatı 3 TL'den 6400 lira. Yine işçilik, istif, rehin, rusum vesaire derken 7304 TL'ye çıkmış. Burada rehini de görebiliyorsunuz. Güncel bakiyesi 304 TL. Şimdi bir fiş daha keselim. Mesela bir satış fişine geliyorum. İsterseniz şu İsmet Bey'in bakiyesini sıfırlayalım önce. Müşteri finansal işlemlere gelip İsmet Ulukan'ı seçtim. Nakit tahsilat 304 TL ya da 500 TL diyelim. Kaydede bastığım zaman dikkat fazla ödeme yapılıyor diyor. Hesap eksiye düşecektir. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi eksi 196 TL'ye düştü İsmet Bey'in hesabı. Şimdi satış fişine geliyorum ve İsmet Ulukan'ı seçtim. Plakayı yazdım. Hepsinden bir satalım arkadaşlar istiyorsanız. Hepsini de satamayız çünkü olmayanlar var gördüğünüz gibi. Bunları satamayız çünkü elimizde bulunmuyor. Domates satalım. Ambalajını seçtim. Kaç adet? 100 adet diyelim. Pardon. Fiyatı ne kadar? Fiyatı 2 TL'den 100 adet 2300 300 darası 2 TL'den yine patlıcan seçiyorum. Bu da çiftli kasa olsun. 3 TL'den bundan da 50 adet satabiliyoruz. Gördüğünüz gibi elimizde 50 adet var mesela. Siz eğer buraya 60 yazmışsanız bulunmadığını söyler. Kilo kaç kilo? 800 kilo ya da 810 kilo, 10 kilo darası olsun. Fiyatı 3.5 liradan ekledik. Ve dikkat ederseniz rusum otomatik hesaplanmış 68. Buradan almayacaksanız işareti kaldırıyorsunuz. İstif 170 TL. O da yine buradan işaretini kaldırıp almayabilirsiniz. İşçilik de aynı şekilde. Ton başı 75 TL. Buradan demek ki 6000 yani 6800 kilograma 510 TL işçilik hesaplamış. Alabilirsiniz veya elle yazabilirsiniz. Derse ki ben 200 lira işçilik vereceğim. Bu sizin elinizde olan bir şey. Peşin ödeme diyelim. Ve kaydete basıyorum. Fişi kaydettik arkadaşlar. Hemen satış fişinden az önceki 89 nolu fişi çift tıklayıp yazdır diyorum. 79 diyelim buna. Fişi yazdırdım. Masa üstünden 79 nolu fişe baktığımız zaman da burada patlıcan, gördüğünüz gibi patlıcan, domates, aşağıda rehinleri görüyorsun. Büyük sele, çiftli kasa, toplam 150 adet. Çünkü şurada 50 ile 100, 150 adet. Toplam 2800 kilogram. Gördüğünüz gibi 800, 2000 daha 2800 kilogram.
Toplam işçilik, istif, rehin, rüsum, masraf, elden, fiş toplamı burada görebiliyorsunuz. Şimdi yine rehinlere baktığımız zaman elimizde arkadaşlar iki tane rehin var. Toplam 350 TL'lik rehin var. Hemen kasa hareketlerine baktığımız zaman şu anda onu göremiyorsunuz. Ödemesini yaptığımız zaman satış fişine geliyorum. Şu 89 nolu fişi çift tıklıyorum. Pardon. 89 nolu fişi seçip rehin ödemesi yap diyorum. Rehin ödemesi yaptı. Evet dedim. Toplam ne kadar idi? Evet, 350 TL'lik bir ödeme yapılmış. Kasa eksi 10 bin liraya düştü gördüğünüz gibi. Mesela kasaya para yatıralım. Burada kasa hareketinden şu artıya basalım. Kasaya para girişi bir 20.000 TL, hatta 19.080 TL. 19.080 TL giriş yapalım kasaya. Günlük günlük alış veriş için kaydettim. Bakın kasa, eyvah bunu yanlış yaptım. Ben para girişi dedim ama girişi seçmedim. Bir saniye, bir daha bakalım ona. Kasa hareketlerinden şunda eksi 10.000 para girişi diyelim. 19.000 şey o eksi 10.000, 20.000 lira yatırırım ya. Giriş diyelim. Kaydet dedim. Bakın aşağıda 9.080 TL'lik bir kasada paramız var gördüğünüz gibi. Evet. Başka ne var burada anlatmadığım? Fişleri anlattık, rehinleri anlattık, stok analizini anlattık arkadaşlar. Geriye doğru da yine aynı şekilde stok alış satışını gösteriyoruz. Hesap ekstredeni çıkarmayı, müşteri hesap ekstresi, stok analizi, stok yazdırması, yani tüm iş ve işlemleri buradan yapabiliyoruz. Aynı şekilde şuradaki portalı aç dediğim zaman halcilerin kullandığı bir portala buradan erişiyoruz. E-fatura kesmek için ki sitelerine ulaşıyoruz. Hesap makinesi dediğimiz hesap makinesini açıyor. Not defterini açıyoruz. Burada yedek alabiliyoruz. Program yedeği alınsın mı? Evet diyorum. Yedekleme işlemi tamamlandı. Hemen yedeğe bakalım isterseniz. Programımız neredeydi? Dosya konumunu aç. Şurada yedek diye bir klasörün içerisine bugün itibariyle bakın şurada 17 saat 02.52. Bunları sileyim istiyorsanız. Baştan bir yedek alalım. Yedek al dedim. Program yedeği alınsın mı? Alındı. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi şurada yedeği alındı arkadaşlar. Program yedeğimiz alındı. Aynı şekilde yazıcı seçme olayı var. Şu anda aktif yazıcımız PDF. Örneğin biz XPS Document Viewer'ı seçelim aktif yazıcı olarak. Şimdi mesela bir fiş yazdırayım. Bir alış fişi yazdırayım. Şu fişi çift tıklayayım ve yazdır diyorum. Bu sefer PDF değil de fiş diyelim. XPS olarak kaydettim. Gördüğünüz gibi masa üstüne bakın. XPS yazıcısı olduğu için bu şekilde yazıcıdan çıkardık. Kayde dediğim zaman programı kaydediyoruz. Aynı şekilde Excel'e geçmek istiyorsak da şifremizi doğru yazdığımız zaman Excel'e geçiş yapabiliriz. Burada ayarlar sayfasından tüm işlemlerimizi, ayarlarımız buradan arkadaşlar. İskonto oranlarını buraya yazıyoruz. İstif oranı buraya yazıyoruz. İşçilik oranı, nakit ödeme, çek verildi, EFT yapıldı. Örneğin başka bir şey yazarsanız, mesela elden yazarsanız, elden ödeme, elden ödeme, öyle bir. Mesela nakit kullanmak istemiyorsunuz da bu şekilde yazmak isterseniz elden yazarsınız. Neyse. Burada kategori meyve sebze var. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Yine ambalajları buradan yazabilirsiniz ayarlar sayfasından arkadaşlar. Programın kullanıcı adı ve şifresini buraya yazıyorsunuz. Ve programı çalıştırdığımız zaman mesela az önceki finansal işlemlerde elden diye bir şey ekledik mesela. Şuradan elden ödeme. Örneğin ben kime elden ödeyim? Şu Burhan Karataş'a elden ödeme
Bakiyesi 1500 liradır. 500 TL yazdım, kaydettim. Gördüğünüz gibi buradan aşağıda açık işlem tipine elden ödeme dedim yazdım. Bayağı bir uzadı herhalde. 25 dakikalık. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Böyle bir programı almak istiyorsanız, ihtiyacınız varsa, siz de bu işi yapıyorsanız, bu sektördeyseniz, bstkanalı@gmail.com mail adresimden iletişime geçebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.